En son Nilüfer'den Son Arzum çalıyordu değil mi? Hı hı. Sonra ne oldu? Sonra ailece yeni yılı geçirdik. Eve gittik. Şimdi de buradayız, evimizdeyiz. Hadi bana güzel bir şey söyle. Sen, ben, bebişimiz. Aslan kitap almamız lazım. Ne kitabı? Bebeğimiz için. Daha anne karnındayken okumak çok faydalı oluyormuş. Okuruz, alırız da okuruz da. Sen yeter ki iste. Ah! Devin? Devin iyi misin? Aslan! Devin ne oldu? Aslan vuruldum. Hayır. Aslan! Devin! Devin hayır! Aslan Devin. Bebeğim! Aslan! Devin! Bebeğim! Devin! Bebeğim! Devin! Devin kendine gel! Bütün hayallerimden kovuluyordum. Hayallerime bile sığınamıyordum. Kendime bile yalan söyleyebilecek kadar iyi bir yalancıydım aslında. Ama şimdi gerçekten kaçamıyordum. Gerçekle cezalandırılıyordum. Yeni yıla nasıl girerseniz bütün yılınız öyle geçer derler ya. Ben yeni yıla ölerek girdim. Senin yüzünden oldu. Hep senin yüzünden oldu. Ne geldiyse kızımın başına senin yüzünden geldi. Koruyamadın onu sen. Koruyamadın. Hani koruyacaktın, söz verdin. Benim kızım seni tanıdığı ilk günden beri ölüyor. İlk günden beri. Koruyamadın benim kızımı. Bırak, bırak beni. Her gün öldü, her gün şimdi gerçekten ölüyor. Gerçekten ölüyor benim kızım, gerçekten ölüyor. Bırak. Dayanamıyorum. Tamam. Yok, tamam. Tamam. Lütfen bir şey olmasın. Yok, lütfen bir şey olmasın. Kardeşimle. Kardeşim. Bana bak. Bana bak. Senin suçun değil.
Sen benimle misin kardeş? Sonuna kadar. Senin içeride adamın var mı, değil mi? Var. Tamam. Bak. İçerideki adamına söyle. O gece bu mevzuya karışan kim var, kim yok? Teker teker hepsini. Kim var, kim yok? İsimleriyle istiyorum. Benim karım yaşayacak. Yaşayacak. Bir şey yok onun. Kendine gelecek. Gözlerini de açacak. Hiçbir şey yok benim karım. Ama onun öncesinde hepsi ölecek. Ve benim karım bu dünyayı güvenli bir şekilde gözlerini açacak. Kim var, kim yok? Herkes tamam. Teker teker ölecek. Tamam kardeşim. Tamam evet ha, biz tamam. Hallettik. Biz hallettik. Fatih, tamam. Sen bir dinle. Sen sakin ol. Tamam ben geleceğim. Siz nasılsınız? Çocuklar falan nasıl? İyi misiniz? Ha. Yok tamam. Tamam dur bir saniye bekle bir. Ha yok tamam iyiyiz. Turgut bir araç bulmaya gitti şimdi gelecek. Birazdan alır bizi merak etme. Tamam. Tamam arayacağım ben. Arayacağım Fatih tamam. Ne diyorsun Elif ya? Tamam. Tamam. Tamam sen kapıyı kilitle ben geleceğim. Tamam hadi. Ne lan? Kim ya? Eko ne oluyor oğlum iyi mi? Ne oldu lan? Aynen, adamlar bulmuş abi. Adamlar saldırmış. Devin yenge vurulmuş. Oğlum geri nasıl bulmuşlar ne lan? Ne bileyim abi ne bileyim ya. Hadi gel. Ya. Devin nasıl? Ömer'in sağlığı işte. Ya Allah ya. Dik dur kardeşim gözünü seveyim dik dur. Oğlum merak etme yaşayacak. Kızım yaşayacak. Hepimiz ölebilirdik. Aslan'ı arayıp söylemişsin, sağ ol. Gittiğiniz yeri okumuş bile. Kim olduğunu bilmiyorum ama içeriden biri kesin. Aslan, böyle bir hainliği kim yapabilir? Ameliyatı çok şükür atlattık. Kurşun akciğer ve diyaframa isabet etmiş. Kanama alanı durduruldu. Kanı boşaltmak için göğsüne tüp takıldı. Ama kanama riski hala devam ediyor. Önümüzdeki 48 saat kritik. Kadın doğum uzmanları durumu takip ediyorlar Aslan Bey. Şu an durum iyi. Ama verilen anestezi ve ilaçlardan bebeğin de etkilenmesi söz konusu. Dediğim gibi önümüzdeki 48 saat kritik. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah doktor. Ablam hamile miydi? 7 haftalık. Allah'ım yardım et bize. Neşe Hanım, yağmur. Devin yaşayacak. Karnındaki çocuğumuz da yaşayacak. İkisine de hiçbir şey olmayacak, yaşayacak. İkisine de hiçbir şey olmayacak. Tamam, bunu unutmayın. İkisi de gözünü açacak, tamam mı? Kardeş, bak doktoru duydun, 48 saat önce lazım. 48 saat. Fazla vaktimiz yok, devin gözünü açana kadar bu işin içerisinde kim var, kim yok, hepsini... Tamam. Sen git biraz dinlen şimdi. Yarın yakacağız ortalığı. Dayıcığım. Yengem nasıl? Kimsede bir şey var mı abi? Sadece Devin ama iyileşecek. Şerefsiz. Kansız şerefsiz. Neredeydiniz lan?
Ne oldu size böyle? Ya bizi bugün hepimizi aynı anda aldılar da Hülyane. Bu İlyas'ın adamını. Ya işte ailelerimizi tehdit edip hesapta sizin nerede olduğunuzu öğrenecekti şerefsizler. Ailelerinizde bir durum var mı? Yok. Yok, 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 iyiler konuştuk. İyiler konuştuk. Siz nasıl kurtuldunuz peki? İskender. İlk İskender kurtuldu, sonra geldi bizi kurtardı. Şu tane adam kalmıştı zaten. İndirdik hepsini. Hadi gidin siz bir elinizi yüzünü bir temizleyin. Pansuman yapsınlar size. Tamam mı? İşimiz çok. Evin gözlerini açana kadar bizim herkesi paket etmemiz lazım. Ama bak İlyas'ı bana bırakıyorsunuz. İlyas benim. İlyas en sonunda kalacak. O benim. Tamam. İçerideki adam var ya. Aynı bulabilir mi? Ölmezse. Ölmesin, bulsun. Eyvallah. Kolay gelsin hanımefendi. Bir pansuman yaptıracağız da biz. Tamam, kimliğinizi alabilir miyim? Yapılan saldırının üzerinden çok geçmeden bu defa soykanlar ailece çok büyük bir silahlı saldırının hedefi oldular. Saldırıda Devin Akın Soykan'ın ağır yaralandığı, durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi var. Saldırının arkasındaysa yeraltı dünyasından ünlü bir isim var, İlyas Koruzade. Gördüğünüz üzere sadece adamları değil, bizzat kendisi de güvenlik kameralarına yakalanıyor. Emniyet mensupları her yerde İlyas Koruzade'yi ararken henüz Soykan cephesinden bir açıklama gelmedi. Polisten yeni bir bilgi var mı? Yeni bir şey yok abim. Olay sırasında mekan kamerasının görüntüsünden bizi ve 5 kişiyi tespit etmişler sadece. Kesin bilgi. Bu diğer 5 adam hala eski fabrikada mı? Evet abim. Bizden haber bekliyorlar. Onları bugün çıkaralım yurt dışına. Abim, senin de bir an evvel çıkman gerek. Yok öyle, yok. Ya Aslan gidecek ya da ben. Başka türlü kapanmaz bu dava. Şimdi sen adamları gönder. Bizim daha işimiz var. Emrin olur abi. Çerek. Kahvaltını et ve çık. Yeri biliyorsun. Biliyorum. Adamları alıp Edirne'ye götürüyorsun. Sizi karşılayacak adam seni bulacak orada. Tamam mı? Tamam abi. Kahvaltıya gerek yok. Eyvallah. Ben hemen çıkarım. Dünyanın en merhametli, en güzel.
güzel annesi olacaksın. Sana söz veriyorum. Son bir kez. Son bir kez elimi kirleteceğim. Senin için, bizim için, ailemiz için, ileride kuracağımız geleceğimiz için. Seni çok seviyorum, kuzum. Adamlar alıp Edirne'ye götürecek. Oradan da Bulgar'a geçecekler. Ne? Var mı Bedir'den bir haber? Yok. Açmıyor. Ama açacak. Onu duymadan gitmem. Kim şerefsiz? İlyas mı yoksa? O mu aradı seni? Kargalar Yemen'den başladı aramaya. Fasılasız arıyor şerefsiz. Yüzü yere de geçmiyor hidayetsizin ya. Sakın açma telefonlarını. Yok ana ya, ne açacağım? Dün kapattım ben onun defterini. Ne konuştunuz dün? Ha? Akbarinde bir gariplik var mıydı? Bir şey dedi mi? Vallahi ben sezmedim bir şey. İşte çıktım karşısına, anlattım meramımı. O da babalık mabalık zırvaladı bir şeyler. Sonra çıktım gittim. Soykanlar hakkında bir şey sordun mu? Sormadı. Emin misin Bedri? Ya sen? Neyle töhmet altında bırakıyorsun yine beni? Ben mi söyledim yani Aslan'dan yeni İlyas'a? Ya ben bir şey demiyorum. Ben seni töhmet altında koymuyorum oğlum ya. Adamın ırzı kırık ya. Bak dilimin altından lafı kalır. Sen ruhun duymaz. Ha işte bak. Devrin doğmamış bebesine kadar eli uzanıyor adamın ya. Allah'ım yeri kabir, yurdun mezar olsun. Tabut olsun inşallah. Tamam hadi tamam. Baba, oraya gittiğini sakın orada burada konuşma ya. Sakın. Niye ya? Benim ara edecek bir şeyim yok ki. Oğlum, lafımı ikiletme. Dikkat çekersen düşman çekersin. Bak ağzını sıkı tut bak. Vallahi sütümü helal etmem. Anladın mı? Tamam hanım, tamam. Sakın. Belli ki bu garibanlardan biri ailesini korumak için işte aslanların yerine deyiverdi. Yani elbet çıkacak ortaya. Bedri, bak ağzını sıkı tutacaksın ha. Kimseye tek bir şey söylemeyeceksin. Bak dediğimi sakın unutma oğlum. Tamam abi. Anladın mı? Hidayetsiz herif ya, hidayetsiz ya. Allah'a emanet ya. Sen de. Hadi Allah. Bizim adamlardan kim var kim yok hepsini eve yiyin, tamam. Suatlara da söyleyin, onlardan birisi de alsın, annem bizi eve götürsün. Tamam. Tamam Aslan. Tamam Dayıcığım. Aslan. Hı? Beni İskender'ler bıraksın eve. Şimdi başka bir arabayla gitmeyeyim ben. Olur, öyle yapalım. Dayıcığım bir faydamız olurdu. Sen demiştin dışarıda bir sürü işimiz var diye. Bir mevzu olursa ararım ben size, anne bırakın hemen. Tamam abi. Buyurun Hülya. Çocukları bizden birisi alsın evden, tamam mı?
Üçümüz beraber gidin, bizim ayrılıklık evde kalın. Olmaz Aslan, ben burada devinin yanında kalmak istiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Bak o çocuklar Kaya ve Zeyno yeteri kadar travma yaşadılar, tamam mı? Şu zamanda annelerinin yanında olması gerekiyor. O yüzden git. Üçümüz beraber İstanbul'dan, herkesten, her şeyden uzakta, sessiz, sakin bir zaman geçirin beraber. Tamam ama bana sürekli burada... Ya ben haber vereceğim sana. Seni bilgilendireceğim, merak etme. Devinin bir şey olmayacak. Çıkacak burada. Merak etme, siz yeter ki gidin, tamam? İyi olacak. İyi olacak. Tamam. Sen söyle. Dediğim yap. Dediğim yap. Her şey tamam mı? A'dan Z'ye hepsi burada. İlyas'ın evine gidiyorsun. Kıymeti göreceksin. Arkadaşlara haber vereyim mi ana? Yalnız gitmeyelim. Böyle pek emniyetli olmaz. Aklını kendine sakla. Bin arabaya. Hepsi bu mu? Bu. Arabasına mazot koyandan kasesine çorba koyana kadar hepsi bu mu? Bu oğlum işte bu. Var mı başka haber? Var abi. Bir grup adamı yurt dışına kaçıracaklar. Hangileri? Abi saldırı anına ait. Televizyonda yayınlanan görüntüler var ya. Orada tespit edilenleri muhtemelen kaçıracaklar. Nerede saklıyorlar? Adresi var mı? Birazdan göndereceğim. Ne zaman kaçıracaklarmış? Bugün biri gidip alacak abi. Giderler yani bugün. Bu şeyi buldun mu? Yılbaşı mekanı sızdıran aynı. Daha bulamadım abi. Araştırıyorum. Bak önemli ha bu. Haber bekliyorum senden. Tamamdır abi. Bulmuşlar mı aynı? Yeri belli miymiş? Yok bulmamışlar da bu heriflerden bazılarını kaçıracaklarmış yurt dışına. Adres gelecek birazdan. Ne zaman kaçıracaklarmış? Bugün. Ben ne olur ne olmaz arabayı hazırlamıştım. Arkası mühimmat dolu. Sen de şu Turgut'ları ara da gelsinler. Turgut annemi götürecek eve. Hadi gidelim. Lan iki dakika akıllı ol. Deli olan benim. Baba olacak olan sensin. İşte o yüzden benim doğacak çocuğumun anası o yataktan kalkana kadar da bu yataklardan ne var ne yok hepsi teker teker. Lan bu dünyanın teker teker temizleyerek biter mi? Tecrübeyle sabit. Akıllı olacaksın, tamam mı? Sakin olacaksın. Anlaştık mı? Anlaşmadık. Ama anladık. Hadi istersen sen kal, ben gideyim tek başıma. Lan dediklerimden bunu mu anladın? İyi, adres geldi. Araba kapıda hadi. Hülya'nın sen iyi misin? Arkada rahat mısınız diye soruyor. İyiyim ben böyle. Aha, onu soruyorum Hülya'nın. Hani araba kalabalık ya diyorum. Çeker mi koltuğu Hülya'nın? İyiyim ben, rahatım böyle. Hülya'nın aslında ben seni tek de bırakırdım ama sen öyle isteyince. Turgut gerek yok. Ben üçünüzü de istedim de böyle konuşacak şeylerim var sizinle. Nerede o it? Ha? Nerede o şerefsiz, haysiyetsiz? Yavaş ol biraz.
Hır çıkarma. Seni hır görmemişsin be. Bu şerefsiz neredeyse çıksın ortaya sütü bozuk. Beni zıvanadan çıkarma. Bas git. Baba! Oğluna söyle. Benim oğlumdan uzak duracak. Bir derdi varsa bana söyleyecek. Hayatın iki dudağım arasında İlyas'ın başladığı işi bitirtme bana. Bitir. Yüreğin yetiyorsa bitir. Söyle itlerine çeksinler tetiği. Söyle çeksinler. Benim kızım Devin karnında bebesiyle ölümle pençeleşiyor orada. Sen benim hayatım umurumda mı sanıyorsun? He? Senin oğlun yüreğimize bir ateş düşürdü. Şimdi o ateş onu yakacak. O şerefsiz oğluna söyle. Benim oğlumdan uzak duracak. Eğer bir diyeceği varsa benim karşıma çıkacak, benim yüzüme söyleyecek. Bu vakitten sonra benim oğlumun düşmanı bile değil. Sen git, kendi oğlunun kulağını çek. Daha geçen gün buradaydı. Kapımızı aşındırdı, yeter artık. Bitmemiş hesabı vardı, onu kapatmaya geldi. Kapattı da. Bundan kelle hesabı Solkanlarla. Aha, şimdi o kapanacak. Davut. Buyur hanım. Kamera kayıtlarını getir. Yılbaşında Bedri ile İlyas ne konuştu bilmek istiyorum. Tamam hanım, biliyorum seni. Bana bak, burada en fazla 4-5 kişi var. Tamam mı? Ne yapıyoruz yani? Sağ kalıyoruz. Sağ kalalım ki gerisini de temizleyebilelim. Mutabık mıyız? Dikkatli olacağız. Delilik yapmayacağız, akıllıca davranacağız. Buyuruz. Hadi. Evet. Güzel. Mermileri nerede bunun? Tamam. Evet. Güzel. Ya. Bunlar senin yapacağını... Vallahi bıktım senden ha, usandım. Aferin. Vurduracaksın lan kendini. Ha gayret. Söyle. Kara İlyas nerede? Bilmiyorum.
Bak benim sabrım tükenmeye başladı ha. Bilmiyorum. Yemin de bilmiyorum. Al bu da 5. Oğlum ne gideceksin azar bakmasam ha. Tamam kardeş. Sen bak dalgana. Ben dışarı da bakarım, arkanı da kollarım. Hadi. Bak bana bak. Çıkar bakayım telefonu. Kim var kim yok hepsini ara. Kara İlyas'ın nerede olduğu ile ilgili bir bilgi al bakalım. Ara. Salih abi. Geldim ben. Ben geldim ama herkes gitmiş. Aslan hepsini öldürmüş. Abi ne yapayım ben şimdi? Tamam. Tamam takipteyim ben. Vereceğim Aslan'ın yerini size. Yeminle açmıyor kimse. Bak bakalım listede bu da var mı? Çevir bakayım lan suratını biraz daha. Var. Ver bakayım şöyle. Var. Dur lan dur. Bunu da öldürse kimi konuşturacağız? Kalk, kalk. Kalksana lan. Geç şuraya. Geç. Çök. Bak şimdi birader. Bu elimdeki demirden boru benim manitam. Biraz kıskançtır. Akrep burcu. İlgi ister. Ben şimdi bunu elimde tutuyorum ya. Tetiğini de çekmiyorum ya. Bu şimdi var ya, deliriyor. Bak parmağımı kaşıyor şimdi. Patlayacak birazdan. Konuş istersen. İlyas nerede? İlyas nerede? İlyas nerede? Çarpı atıyorum. Ben de bu. Doğru. Kalk lan. Kalk. Yağmur. Ne yapıyorsun burada? Gel hadi oturalım şöyle biraz. Bak saatlerdir ablanın başındasın, dizlerinde derman kalmadı. Gel hadi. Gel hadi şöyle, gel gel. Şöyle.
Gözlerini kapatsana bir. Kapat hadi bir. Kapat gözlerini, güven bana hadi. Ablan iyileşmiş. Geldi seni evden aldı şimdi. Beraber bir yere gidiyorsunuz. Nereye? Yeğenime. Kalp atışlarını dinlemeye gidiyoruz. Tamam. Ablanın ellerini tutmuşsun sımsıkı. Şimdi kalp atışlarını duymaya başladı. Gülümsedin ablanın yüzüne. Bir şey dedin. Ne dedin? Yeğenim teyzesine benzeyecek, biliyorsun değil mi? Başında bela, bir de iki olacak şimdi. Ablan iyileşecek ya. İnşallah. İyileşecek. Keşke onun yerine ben vurulsaydım. Ona bir şey olursa ben yarım kalırım Bedri. Gözüm görmez benim, elim kolum kesilir. Kalbim atmaz. O gece oradan sağ çıktığım için kendimi bir daha asla affetmem. Deme öyle, deme. Deme öyle. Nasıl oldu? Yani bu İlyas denilen herif bizi nasıl buldu? Bulur o şerefsiz yavrum. Baksana İskoçları bile kaçırmış. Onlar söylemez bir şey. Eniştemi satmazlar yani. Hele Ekrem asla hayatta böyle bir şey yapmaz. Bravo, babaanne zehir gibisin maşallah. Anneciğim. Bekleyin burada, çağıracağım ben sizi. Geliyorum ben babaanne. Anne, hoş geldiniz. Hoş buldum. Devi nasıl? Aynı işte. Hı. Hamileymiş galiba. Bebek nasıl peki? Benim sıkıntı yok da doktor ilk 48 saat çok önemli dedi. Bizi niye çağırdı ki? Nereye alacak, ben onu anlamadım. Kabre. Tövbe de Seher anne ya. Hayır, ne soracak, ben onu anlamadım ki yani. Bize anlattık her şeyi zaten. Neyi sonra anlatacağız daha? İşlediğin günahları. Asuman. Avliye Hanım. Ocağın altını kapat, mutfağı da boşaltın. Yalnız kalmak istiyorum, hadi. Kız duymadın mı? Çık haydi. Ana, sirkeyi de alalım da koltukları sileriz ha. Merhaba anam. Selamun aleyküm. Hayrola. Nereden böyle? Kıymete gittim. İlyas'ın evine. Ne de sen aklını mı kaçırdın? O adamın evine tek başına nasıl gidersin? Ya bir şey olsaydı? Daha ne olacak? O haysiyetsiz benim anamın canına göz dikmiş. Evlat bildiğim yeğenlerimin canına göz dikmiş. Anasının karnında daha kaderi yazılmamış nar tanesine göz dikmiş. Bir benim canım mı kaldı? Çok meraklıysa buyursun alsın yani. Tamam canım, tamam. Ne diyeceğim? Kıymet orada mıydı? Çıktı mı karşına? He, çıktı tabii. Arkaya kalmamış ki. İlyas'a haber yolladım, çıksın karşıma dedim. Bak ailem için onun tabuduna bir çivi de ben çakacağım he. Hissizsiz. Sen çocukları niye topladın yukarı? Öyle aklıma takılan bir şeyler vardı yani. İşte konuşayım onlarla. Onlardan mı şüpheleniyor? Yok yok, ailemi satmış olabilecek ihtimal bile vermiyorum da. Ama
karılarıyla, aileleriyle sınandılar diyorsun. Beşir şaşar diyorsun. Şaşmaz, şaşamaz Nedret. Onlar şaşamaz. Da. Ailemiz de günlerdir cehennemi yaşıyor. Eğer öyle bir şey yaptılarsa gerekeni yaparım ben de. Ne yaparsın? Aileme zarar verene ben de zarar veririm. Öyle gözüm ne İskender'i, ne Turgut'u, ne Ekrem'i görmez. Gözde, İskender'e söyle buraya gelsin. Tabii. Ben sizi yalnız bırakam. Dur dur gitme, sen beraber konuşalım işte. Niye öyle diyorsun? Bedri için de zordur şimdi. Bir tarafta biz, bir tarafta babası. Onlar şeyden sonra buluştular mı bir daha? Sapanca'dan sonra görüştüler mi hiç? Yok ya, ne görüşecek? Ayağını kesti Bedri onu. Sen görüştün mü hiç İlyas'la? Şu saatten sonra ben bir daha onun sıfatına bakar mıyım yavrum? Yani o geceden önce aranızdaki mevzu yüzünden. Oraya gittiğini sakın orada burada konuşma ya. Sakın. Niye ya? Benim ara edecek bir şeyim yok ki. Oğlum lafımı ikiletme. Dikkat çekersen düşman çekersin. Bak ağzını sıkı tutacaksın. Bak sütümü helal etmem. Anladın mı? Tamam abi, tamam. Benim için İlyas yaşamıyor artık. Görmedim. Sen niye sordun ki onu bana? Beni mi suçluyorsun yoksa ablan ölüm döşeğinde yatıyor diye? Hayır Bedri, öyle şey olur mu? Tabii ki seni suçlamıyorum. Ya ne madem? Ekrem için dediğin gibi benim için de der misin mesela? O asla yapmaz diye. Bedri, bütün an şimdi Ekrem ne alaka? Doğru aslında, onunla bir alakası yok. Asıl mevzu bana itimat etmemen. O daha çok koyuyor bana. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Nasıl davranacağımı, nasıl hissedeceğimi hiçbir şey bilmiyorum. Özür dilerim. Yani başımıza diktikleri çocuklar yeni yetmeydi. Punduna getirmek kolay oldu. Sonra da işte kaçtık. Peki ailene bir şey yapmayacağına nasıl ikna oldun? Nasıl inandın? İnanmaktan başka çarem yoktu. İskender, seni Turgut'tan, Ekrem'den ayıran bir şey var. İki evladın var senin. Bir babanın gözü bu kadar kara olmamalı. Hülya Hanım. Aslan ve Devin de benim evlatlarım. Bakın ben sizi çok iyi anlıyorum. Şüphelenmekte sonuna kadar da haklısınız. Ama bende her şeyin cevabı var, anlattım da zaten. Ben sizin yerinizi kimseye söylemedim. Tamam sen gidebilirsin. Ekrem'i de yollarsın. Olur. İskender, peki sence kim? Kim olduğunu bilmiyorum Hülya Hanım. Ama kim olmadığını çok iyi biliyorum. Biz değiliz. Ne Turgut, ne Ekrem, ne de ben. Biz ailemizi satmayız. Bütün sorulara takır takır cevap verdi. Aklı başında adam. Ben o kadar emin olamadım Nedret. O soysuzlar mahallesine kadar inmişler. Tek bir kurşuna bakardı İskender'i ailesinden etmeleri. O da onu biliyor zaten. Turgut da Ekrem baba değil ama o baba. Onun korkusu daha büyük olmuştur.
daha çıkıyorsun anneciğim. Aslan. Ya ben senden çok özür dilerim. Yani dün ben çok korkmuştum. Öyle panik olunca da sana öyle söyledim. Kusura bakma. Neşe anne. Bak. Sen Devin'in de annesisin. Benim de annem sayılırsın. Tamam. Sen övsen de, sövsen de, öldürsen de haklısın. Ben senden özür dilerim. Sen ne yaptın? Neredeydin? Bilmek istemez. Şimdi temizlik yaparsın sen değil mi? Ben bir doktorun yanına varayım. Az biraz baş başa konuşsak olur mu? Sana diyeceğim bir şey vardı. Odaya geç bekle. Tamam. Ebe helva kavuran mı? Ruhuna Tigili Bey ha? Ne? Canı cenaze gibi yüzün. Espri yapıyorum. Biraz sıfatın azıcık gözsün diye. Anlat bakalım ne oldu size? Rencide edildim Asuman Hanım. Rencide edildim. Kim tarafından? Hülya'nın ellerine de salam. Karadullar diyorsunuz hemen. Benim bu aileye ihanet ettiğimi düşünüyorlar. Ya Asuman Hanım. Bak kaç aydır buradasın. Az çok beni tanıyorsun. Yani ben öyle bir insan mıyım ya? Yani baya baya tanıyorum tabii ben de sizi. Milim milim santim santim. Onu diyorum. Hayır yok Asuman Hanım onu demiyorum. Yani ben bu aileye ihanet etmem diyorum. Ekmek yediğim kebap istemem diyorum. Bak ben senden bir gün bile şüphe etmedim. Vallahi mi? Vallahi. Sağ ol. Yani... Hele şu halime bir baksana ya. Yediğim tekmenin, tokadın haddi hesabı. Kim için? Bu aile için. E peki bunun karşılığı bu mu olmalıydı Asuman Hanım? Ya keşke diyorum böyle yani hazır elleri demişken acaba şöyle şuranıza da bir tane faça mı atsalardı? Böyle bir serserilik atardı stilinize. Ya ne olacak şimdi böyle? Ekrem'in başına mı kalacak hepsi? Yo, niye Ekrem'den bilsinler ki? Ya şimdi Elif gebe ya, Ekrem baba oluyor. Çocuğunun karısını korumak için konuşmuştur belki ya. Yoksa sizin haberiniz yok muydu Elif'in gebe olduğundan? Yok. Şey, biliyordum canım, bilmez olur muyum ya? İlk benimle paylaştı zaten haberi. Hani sarıldık falan böyle, bir sevindik bayağı. Aile babası olmak kolay değil yani bu devirde sonuçta. Bir de herkes sizin gibi böyle güçlü, kuvvetli, dişli, kudretli erkek de değil. Yani böyle bir idare edememiş olabilir organizasyon sonuçta. Ekrem seni biliyorum. Sen aileye çok önem veren birisin. Öyle yetiştin. Oradan biliyorum. Yani şimdi evlisin yakında... İnşallah yarın öbür gün beben de olur. Aileni büyütmeyi istiyor musun? Hani bir çocuğun olsun istiyor musun? Yok. Ya erken. Adamlar gece boyunca Elif'i takip etti dedin. Korkmadın mı ona bir şey yaparlar diye? Ya anne kurban olayım. Açık açık konuşsanıza siz benden mi şüpheleniyorsunuz? Ya Elif'i korumak için sizi sattığımı mı düşünüyorsunuz? Oğlum ben olan biteni anlamaya çalışıyorum sadece. Aileyi korumanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ben. Siz de benim ailemsiniz. Sizi de korumam mı?
Tabii yani biz böyle hani gittin sattın falan gibisinden konuşmuyoruz değil mi? Ama toysun yani belli olmaz işte akarım var falan filan bunlar da kurt ağzından mevla. Toy falan değilim ben hala. Yıllardır bu alemin içindeyim. Ben o adamların ciğerini bilirim. Ekrem sakin ol. Konuşuyoruz sadece. Siz konuşmuyorsunuz Hülya anne. Yargılıyorsunuz. Ya bak sen niye kabardın böyle? Haklı olan telaşesi olmuş. Sen telaşa niye yani? Kendimi açıklamaya çalışıyorum. Ben dün gece kimseye bir şey söylemedim. Güzel. Peki o zaman kim söyledi İlyas'a restoranın yerini? Belki Bedri söylemiştir hala. İlyas dediğin adam babası sonuçta. Ağzından almıştır lafı. Ekrem. Antar'ın topuzu var biliyor musun? O topuzu sakın kaçırma. Sonu fena olur. Buyur Bedri. Seni dinliyorum, söyle. Sokrat. Gözümün içine bak, sor. Neyi? İçini kemiren soruyu. Babanın yanında mısın diye sor bana. O zaman gözünün içine bakarak soruyorum. Sen babanın yanında mısın? Değilim. Bu herif benim babam falan diye çıkıyor. Ben de el kadarken öldürdüm babam bildiğim adamı. Bu herif var ya bu herif. Ondan bile aşağılık bir adam. Babalık böyle bir şey değil. Eğer gerçekten babam olsaydı ne olursa olsun yanında dururdum onun. Ama bu herif benim babam falan değil. Aradı mı seni hiç? Aradı. Suratına kapattım. Yine aradı. Sonra bir daha da açmadım. O zaman asıl soru başka. Bedri. Sen bu adam seni bir kere daha aradığı zaman yerini öğrenip bana onun yerini verebilecek misin Bedri? Veririm. Bak. Burada. Burada gördüğün adamlar var ya Bedri. Ha ben bunların hepsini az önce öldürdüm. Bu en tepedekini görüyor musun? Gördün mü? Bunun yerini söylediğin zaman bunu öldüreceğim Bedri. Ben seni babanı öldüreceğim. Ve belki de bunu ben yapmayacağım. Belki de bunu sen yapacaksın. Ve o gün geldiğinde ellerin titremeden bunu yapabilecek misin? Dedim sana kral. Ben daha el kadarken öldürdüm zaten babamı. Sonra da ellerimle gömdüm toprağa. Bu herif için gözümü bile kırpmam. Eyvallah. Bak. Şu bakış bile bana yetti. Eyvallah.
Aslan kitap almamız lazım. Ne kitabı? Bebeğimiz için. Daha anne karnındayken okumak çok faydalı oluyormuş. Okuruz. Alırız da okuruz da. Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde yaşayan minik bir ahtapottu. Bütün ahtapotlar gibi 8 tane dokunucu vardı. Oli bir dokunucuyla kitabı tutarken diğeriyle marakas çalabiliyor. Başka bir dokunucuyla yemek yerken bir diğeriyle de çorabını giyebiliyordu. Üstelik hem iyi bir sporcuydu hem de yetenekli bir sanatçı. Oli uzun ve hareketli bir gün geçirmiş, çok yorulmuştu. Evine dönüp yatağına şöyle güzelce bir uzandı. Gözlerini kapatınca aklına gün boyu eğlendiği anlar geldi. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle uykuya daldı. Oli sabah uyandığında kendini çok iyi hissetti. Mutluluğun güzel anlarda saklandığını anlamıştı. Üstelik herkesin mutluluğu kendi içindeydi. Ama bunu hatırlamak her zaman o kadar da kolay olmuyordu. Aslan 5 adamımı indirdi ana. Nasıl olmuş bu? İçeride bir köstebek var. Sakladım adamların yerine okudu. Benim yerimi bileydi onu da okuyacaktı şerefsiz. Bu hain kimse çiftliğin içinde. Onu bulman gerek. Sen merak etme. Plakasını aldığım biri var, ben onu bulurum. İhanetin bedelini ödetin artık. Merak etme, ödetiriz de. Sen hala gitmedin mi? Bedri'yle, oğlumla yüz yüze gelmeden gidemem ana. Sen oğlunun yüzüne bakacaksın diye ben oğlumu kaybedemem. Yanlış yapıyorsun karan. Polis her yerde seni arıyor. Anam merak etme sen beni, merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Sen haini bul. Şimdi kapatmam lazım ana. Ararım ben seni sonra. Senin gitmen gerek Karam. Bu oğlum başını yakamayacak. Bedinin suyu ısındı. Aslan yerini bulduk abi. Hastaneden çıkmış. İstediğimiz gibi tek başınaymış. Buz pistindeymiş. Çeyrek'ten mesaj geldi. Güzel, güzel. Gönderdin mi adamlar? Önce sana haber vereyim dedim. Ya verdin işte, verdin, verdin. Hemen gitsinler. Yarım bıraktıkları işi tamamlasınlar. Emrin olur abi.
çıkın. Aslanın kellesini almadan gelmeyin. Yoksa ben sizin kellenizi alırım. Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım, ben seninle o günü. Bir şey olmaz, sana kolay kolay bir şey olmaz, merak etme. Kızım o kadar dedik İtalyan aygırı rakip albayız diye. Ya bana da Adrian dedim de böyle böyle taklidini çıkarttın, o canlandırma neydi? Yemin ederim hiç unutmayacağım, yazıklar olsun ya. Ama Adrian iyi kadındı. Kadındı. O kadın öldü ya Aslan. Allah Allah, sürekli ölümle hala bahsediyorsun ya. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Allah Allah, ne varmış, niye bu kadar sinirleniyorsun bir kere? Ben bugüne bugün mafya birey karısıyım bir kere. Tövbe. Biz canımız elimizde geziyoruz kardeşim. Ya neyse tamam. Ayrıca mafya birey eşlerinin ayrıca bir sigortası olmalı. Net. Senin sigortan benim kızım. Öyle mi? Evet. Ne yaparsın birisi bana zarar verecek olursa? Onları bu sahaya gömerim. Neyse. Boş ver ya, başka bir şey konuşalım. Aslan. Biz ne zaman mutsuz olursak buraya gelelim mi? Bana çok iyi geldin. Gerçekten. Gelelim. Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım, ben seninle o günü bin yıl gibi yaşadım. Sonarsın nedir? Temizleyin, çıkın. Tamam aslanım, bizde. Şimdi bir senin kaldı. Bir de Salih ve İlyas. Sen onu iki say. Bir tanesi bende zaten, tamam mı? Salih abi. Sıkıntı büyük. Ya geldim ama herkes gitmiş. Aslan Soykan herkesi öldürmüş. Ben ne yapayım abi?
Tamam, takipteyim ben. Vereceğim Aslan'ın yerini size. Ferman'a güveniyorlarmış demek. Öyle gözüküyor. Aslan buz pistine geldi. Tek başına. Adresi veriyorum. Konuşmuyor mu Ferman hala? Yok. Garip bir tip. Bak. Biri bu. İstiyorsan hemen üstüne çarpı atabiliriz ha. Yok yok. Ben onu konuşturacağım. Öğreneceğim ilgisi yerine. Hadi. Hala açmadı kuzum gözünü. Hala hiçbir haber yok. Neşeciğim, üzme kendini bu kadar. Bak bütün doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Düzelecek, merak etme. Allah'ım, torunumun haberini ben burada mı alacaktım yarabbim? Neşe Hanım bak, koyuverme kendini. Bak bir kızın kader döşeğinde, bir kızın kederi döşeğinde. Bak sen ki takatini güçlü tutacaksın ki onların ayağı sıkı bassın yere ya. Bak, koyuverme kendini böyle. Yavrum, yavrum, ağlama, ağlama, ağlama. Her şey iyi olacak Allah'ın izniyle, iyi olacak abla. 48 saat bir türlü geçmek bilmedi. Ya zaman akmıyor, sanki ben çıldıracağım artık. Geçecek, merak etme, geçecek. Bir gün gelecek. Yine böyle bir koridorda ablanın doğum haberini bekleyeceğiz, biliyor musun? İyi olacak her şey, merak etme sen. İyi olacak her şey, iyi olacak. Ana, Elif geliyor, geçmiş olsun ha. Gelsin. İşte o gelmeden ben de havadisi gelsin kulağına diye. He. Ya önemli bir şey diyeceğim de az daha şöyle gidek mi? Ne oldu Erdoğan? Araştırdın mı istediğim şey? Araştırdım Hülya Hanım. İskender ve Turgut hakkında bilmeniz gereken önemli bir şey yok. Ekrem? Onun hakkında var. Ekrem baba olacakmış Hülya Hanım. Eşi 7 haftalık hamileymiş. Kendi mi dedim? Ha, kendi ağzıyla mı dedi? Ya bir de mutluydu, bir görsen. Ben bugün Ekrem'le konuştum. Bir şey demedi. Sen şimdi o gelince bir şey demesen. Yok, aram bozulmasın. Yok, nereye git bize. Demem, demez. Sen git karşılığa, hadi koş. Tamam, koş. Tamam, sen git. Hülya Hanım. Ne oldu, bir şey mi oldu ha? Devine bir şey mi oldu? Hayır, nereden çıktı? İkinizin de yüzü bembeyaz, kireç gibi oldu. Bir yok, şey mi oldu? Bir şey yok. Ay. Yok, hemen kurt düşmesin içine. Ya anamın bakıcısı maraz çıkardı, ben ondan darlandım yani. İşte benim de aklım annemde kaldı da. Ha. Ondan. Ondan. Arif Ekrem'le ilgili araştırma yapmış. De. Elif hamileymiş. Hülya Hanım, Nedret Hala. Sakın renk verme. Sen de akıl verme, dön geri. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Siz nasılsınız Devin ablanın? Nasıl? Devin aynı. Yani 48 saati bekliyoruz işte. Allah'ın izniyle iyi haberler alacağız. İnşallah. Hamileymiş galiba. Bebeği nasıl? Bebek iyi. Doktorların umudu var. İyi, iyi. Ana Elif, bacım. Bağırma ya. Kız, hoş gelmişsin ya. Ben de seni arıyordum aşağılarda. Şey, gel bir kahve çek, gel bir kahve ısmarlayayım sana ha. Gel. Çok geçmiş olsun tekrar. Ben uğrarım yine. Tamam canım. Anlamadım ki yani. Sorgulandık ya. Ha şöyle mi ya, mesela şimdi bunlar öldü ya, şey mi diyelim kardeş, biz sizi öldürdük de iş icabı yani. Ha. Problemimiz yok yani sizle. Öyle mi?
Ya oğlum ne bu? Aynı şey mi? Eko bu yani. Hemen hemen. Ya tamam. Nereden istiyorsan hani senin durumunu hangisi uyuyorsa oradan al o zaman. Ne diyeyim mi? Sen nereye gidiyorsun? Bana bak şu öteki adamları da alın tamam mı? Bir paspasa başlayın ben geliyorum. Bunu sen alacaksın. Neye bakıyorsun abi? Eko. Doğruyu söyle lan. Sen mi söyledin? Neyi? Neyi olacak oğlum? İlyas'a sen mi öttün yeri? Sen neyi soruyorsun bana ya? Sen neyi soruyorsun bana? Bana sorduğuna göre sen öttün yeri. Lan ben aslan soykan için ölürüm oğlum. Biz ölmez miyiz de bizden şüpheleniyorsun lan? İnsan kardeşinden şüphelenir mi? Şüphelenmez değil mi? Şüphelenmez. İnsan kardeşinden şüphelenmez. Şüphelenmez. Peki insan baba olacağını abim dediğin adamdan saklar mı? He? Saklar mı? Öyle bakarsın işte. Öyle kalırsın. Lan Asuman biliyor. Asuman. Asuman kim? He? Ben şimdi senden nasıl şüphelenmeyeyim kardeş? He? Nasıl şüphelenmeyeyim? Belki de bebeğim olacak dedin. Elinde bir şey olacak dedin. Öttün. Lan dur. Dur lan! Dur lan! Ne yapıyorsunuz lan? Bir kavgamız eksik. Bir durmuyor ya. Bana hain diyor ya. Lan ben sana hain demedim. Yalancı dedim. Yalan nerede yalan? Yalan. Neresi de yalan bunun? Lan Turgut! Ne? Ne diyorsun oğlum? Ne hain mi? Beyefendi baba olacak. Bizden saklıyor. Ya saklamıyorum. Ya sen öyle bakma abi. Kurban olayım. Saklamıyorum ya. Ya ben yeni öğrendim zaten. Ne yapacağımı şaşırdım kurban ol. Ya ben kime konuşuyorum ya? Tamam aynen. Yakaladım Kolombo Turgut. Aynen ben söyledim yani. Benim hani çocuğum olacak ya. Ben onun başına bir şey gelir dedim. Korktum değil mi? Ben öttüm yeri aynen. Yakaladım beni aynen. Ben hainim. Rahat rahat uyuyun bu gece. Seni yapacağım. Ne yaptın sana? Yengem ne yaptığını sorgusal netice verdi mi? Vallahi katı bir şey yok. Ama Hülya'yla aklımızda birileri var. Allah Allah. Kim? Ekrem. Ekrem mi? Niye şüpheleniyorsunuz ki ondan? Karısı gebeymiş. Ne diyorsun ya? Haftalardır kimseye söylememişler. Hülya'nın adamı ortaya çıkardı. Yani ispatlı şahitli. Artık karısının bebesinin hayatından korktuysa, restoranın adını deyiverdiyse... Ya ben sana nafile demedim bak kimseye söyleme diye. İlyas'a gittiğini, onunla görüştüğünü, ağzını sıkı tut dedim. Boşuna demedim. Yılbaşı gecesi İlyas'a gittiğini kimseye demedin değil mi? Ya yok ana. Yemin içtin tıkadın yolumu zaten. Demedim kimseye. Bey. Ben yukarı çıkıyorum. İlyas'ı tek bırakmayayım. Evet. Hadi sen de gel artık. Ha, soğudu burası. Tamam. Az daha durayım gelirim. Yağmur. Sen o gece babanla mıydın? Ne babası kızım ne diyorsun? Ya beni aptal yerine koyma. Annenle konuştuğunuz her şeyi duydum. Sen o gece babanlaydın. Yağmur dur bir. Bırak. Bir dinle ya. Bir dinle. Allah Allah. Yemin verdirdi annem. Ne yapayım diyemedim. Söyleyemedim. Niye?
Ya ne yaşandı o gece İlyas'a? Neden saklıyorsun? Ya bir şey yaşandı yok. Çıktım adamın karşısına. Ben senin oğlun değilim. Sen de benim babam değilsin dedim. Çıktım gittim. Olan bu. Niye bana yalan söylüyorsun? Ben anlamıyorum. Ne oldu? Niye bu kadar korkuyorsun? Yağmur, kafanda dolaşan tilkileri bir kovala. Yargısız infaz yapma bana yine. Kurban olayım. Ben hiçbir şey yapmıyorum Bedri. Eğer İlyas'a yerimizi sen söylediysen... eniştem gerekeni yapar zaten. Aslan, gel bir kitap. İyi misin oğlum? İyiyim. Oğlum iyice bitkin düştün artık. Günlerdir uyumuyorsun, bir lokma bir şey yemiyorsun. Yapma ama böyle. Ailen için güçlü olmak zorundasın. Karın için, bebeğin için. Sen bana bir şey mi diyecektin? Ben çok tedirginim oğlum. O gece yerimizi İlyas'a kim söylediyse onu bir an önce bulmamız lazım. İçimizden biri o. Şu anda bile can güvenliğimiz tehlike altında olabilir. Tamam, ben çözeceğim diyorum sana. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Ben bugün Turgutlar'la konuştum. Hı? O gece olanlar üçünü de çok zorlamış. Ailesi tehdit edilen bir insan her şeyi yapabilir Aslan. Az önce ne öğrendim biliyor musun? Hı. Ekrem baba oluyormuş. Elif hamileymiş, biliyor muydun sen? Ben bilmiyordum. Bugün yarım saat konuştuk. Hiç böyle bir şeyden bahsetmedim. Saklıyor galiba. Ben bakacağım çaresine dedim ben. Var mı başka bir şey? Tamam, hadi. Hadi gel içeri oğlum. Ya davul zurna ile ilan etseydin Elif. Allah aşkına bu yetmez, pankart etseydik balkona. Bundan bari mi bizim çocuğumuz olacak diye. Böyle bir durum normal insanların hayatında büyük sorunlar yaratmaz Ekrem. Tahmin edemedim, özür dilerim. Asuman kim ya? Asuman'a söylemek ne demek? Ben abim dediğim adamlara söylemiyorum. Ben Aslan abime söylemiyorum. Sen gidip Asuman... Sen söylemedin mi bana? Sen söyleme diye sen söylemedin mi? Şimdi bu ne bu yaptığın? Ekrem, senin başka bir derdin mi var? Bu yüzden bu kadar kızmazsın yoksa. Ne oluyor? Bilmem gereken bir şey mi var? İyi misin? Bilmiyorum ya. Bir iş geldi başımıza. Hayatım ben nasıl oldu bu iş? Kardeş. Bana bir bak hele. Bana bir bak. Sakinle biraz. Sen kral adamsın ha. Bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Ben bu işi çözeceğim, tamam mı? Bu iş bende. Kusura bakma kardeşim. Sinirim boşaldı ya.
aramızda kalsın. Eyvallah. Sağ ol. Var mı bir haber? Sıkıntı var abi. Hepsinin telefonu kapalı. Bu Çeyrek sattı bizi galiba. Yok sanmam. Çeyrek ölse satmaz bizi. Öldüm diyorsun yani. Büyük ihtimal. Oğlum. Oğlum falan yok senin. Sen bende öldü bile artık. Yanlış yapıyorsun Bedri. Asıl sen yanlış yaptın. Hayatta her şeyi yanlış yaptığın gibi. Sen niye arıyorsun beni? Yarın buluşalım. Gözüme bak da söyle ne diyeceksen. Benim de diyeceklerim var. Ey bir de yüzüne bakıp söyleyeyim o zaman. O zaman ayıkırsın belki. Artık çok geç ama. Hiçbir şey için geç değil. Nereye geleyim? Sana bir konum göndereceğim. Yarın çocuklar gelip seni alacaklar oradan. Yarın öğlen. Gönder. Gönder bakalım. Afiyet olsun. Yemeyecek misin? Ne, sen bilirsin. Tamam, yeme de. Konuş. Ferman, nabı diğer Çeyrek. Sen böyle pek yemek yemediğin için mi Çeyrek diyorlar sana? Öyle mi kaldın, Çeyrek mi kaldın ha? Pek sanmıyorum. Bence sen böyle sustun ki sana Çeyrek diyorlar. Doğru mu? Aslında hikayemiz benziyor ha. Kimsen yokmuş. Vallahi benim de pek kimsem olmadı. Çöplükte bulmuşlar seni. Ve ben de çöplükte yaşadım sayılır. Öyle büyüdüm yani. Seni de bir cani almış himayesine. Beni de. Benim dersim çeyrek kaldı biliyor musun? Çeyrek aşklar. Çeyrek hayaller. Hani kafa desen hepten çeyrek. Aslında seninle konuşacak çok şeyimiz var. Bak şimdi ben bu hayatta bir şey öğrendiysem eğer... O da... Sustuğun zaman hep çeyrek kalıyorsun ha. Bir tek şey söylemen lazım. İşte onu söylediğin zaman çeyrek kalan hayatının anlamı olacak. İlyas Koruzade nerede? Bak kardeşim. Bu herif hamile bir kadını vurdu. Masum insanların kanına girdi. O kanlarla beslendi. Ne oldu ya? Kızdın mı? Öfken çeyrek değil. Belli.
Çeyrek, ben bugün çok yoruldum. Şimdi uyumaya gideceğim. Tamam. Bence sen de uyu. Aklını başına topla. Yarın seninle konuşacağız. İlyas Koruzade'nin nerede olduğunu söyleyeceksin bana. Şimdi kafanda böyle sorular dönüyordur. Soran olacak diye. Söyleyeyim sonrasını. Çeyrek. Sonrası boşluk. Hiç acı çektirmeyeceğim sana. Öldüğünü bile anlamayacaksın. Çeyrek hayatından kurtulacaksın. Söz verdim Çeyrek. Kardeşime söz verdim. Ye şunları. Şeyler söyledi. Değil. Sen de bebeğimiz de çok iyi olacaksınız. Size hiçbir şey olmayacak. Göz açıp kapayıncaya kadar her şey bitecek. Hiçbir şey bitmeyecek. Devin. Devin. Artık daha fazla kendini kandırmana da, kendini öldürmeye çalışmana da izin veremem Aslan. İtiraf et. Rahatla, kurtul, bitsin Aslan lütfen. Korktuğunu. Doktor hiç de iyi şeyler söylemedi biliyorsun. Herkese Devin iyi olacak diyorsun ama daha buna kendin inanmıyorsun. O yüzden kurşunların önüne atıyorsun kendini. O yüzden ölüme kafa tutuyorsun. Bu kadar korkusuz davranmanın tek bir sebebi var. O da aslında korkuyor olman. Hayır. Hayır. Biliyorum Aslan. Ben de aynı şeyi yaşadım. Biliyorum. Sen de korkuyorsun. Beni kaybetmekten korkuyorsun. Seni kaybetmeyeceğim. Böyle bir şey olmayacak. Seni kaybetmeyeceğim. Seni kaybedemem. Devin. 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 Devin! Doktor! Devin! 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 Geçmiş olsun Aslan Bey. Nasıl son durum?
Siz nasılsınız? Vallahi iyi doktor, iyiyiz. Ben de iyiyim, eşim de iyi. Yani işte bir iki güne kadar böyle gözlerini açarsa hep birlikte daha mutlu olacağız diyeyim ben size, yani öyle söyleyeyim. Zorlu bir süreç yaşıyorsunuz. Şu an nasıl hissediyorsunuz Aslan Bey? İyiyim dedim ya. Yani iyiyiz yani işte. Annenizle ilgili gerçeklerle yüzleştiğinizde üstünüzden tonlarca yük kalktığından bahsetmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Kendi gerçeklerimizle yüzleştiğimiz zaman da aynı ferahlamayı yaşarız Aslan Bey. Gerçek hislerimizi kucakladığımız, onlarla barıştığımız zaman. Doktor bak, bırak şimdi bu şov laflarını falan vesaire. Ben iyiyim dedim sana. Ben iyiyim. Söylüyoruz ya. Yalan mı söyleyeceğim ben? Niye bana inanmıyorsun ki sen? Anlamadım ben ya. Hayır, hayır. Aslında şöyle, hayatta kalma içgüdülerimiz devreye girdiği zaman kendi gerçekliğimizi eğip bükebiliyoruz. Ben eğip bükmem bir şey. Ben böyle dosdoğru konuşurum adamın. Alnına konuşurum ya. Benim yapım olarak öyle bir adamım. Ben diyorum ki, yok iyiyim. Devin de iyi. Biz de iyi. Doğacak çocuğumuz da iyi olacak. Hepsi iyi olacak. Problemi... Hayır, ben buraya neden benim ağzımı yüzümü şimdi... Niye geldiysen buraya? Anlamadım ben de yani. Eşiniz için geldiniz Aslan Bey. Devin Hanım için. Üstelik böyle bir durumda pek de terapi meraklısı sayılmayan biri olarak buraya geliyorsanız... ...bunun tek bir sebebi vardır. Neymiş sebebi? Üstünüzdeki bütün yüklerden kurtulmak istemeniz. Devin Hanım için, bebeğiniz için, kendiniz için, aslında en önemlisi kendiniz için. Devin Hanım şu an burada olsaydı, sizden ne isterdi? Dürüst olmamı isterdi, açık konuşmamı isterdi. Selamünaleyküm Salih Efendi. Aleykümselam. Buna mı geçiyoruz? Evet. Lan kaykıl kenara. Lan kaykılsana oğlum. Bedri. Sakin. Babanın güvenliği için. Ne oluyor lan? Lan oğlum. Yok bir şey. Yok, yok, yok. Geç. Sakin, tamam. Yapabilirsiniz Aslan Bey. Şu an ne hissediyorsanız burada benimle paylaşabilirsiniz. İnanın bana, bu size çok iyi gelecek. Nasıl hissediyorsunuz Aslan Bey şu an? Ya iyiyim doktor. Korkuyorum. Ben doğduğum günden beridir korkuyorum. Doğduğum günden beridir, çocukluğumdan beridir. Aklım böyle kemale ermeye başladığından beridir korkuyorum. Çok korkuyorum doktor. Aslan böyle bir şey nasıl söylüyor şu an? Ben onu hayret ediyorum şu anda. Nasıl bunu, ben bunu söyledim? Hayret ediyorum şu an. Korkuyorum. Ben babasız büyüdüm sayılırım doktor. Öyle diyelim yani. Anam da beni böyle şehzadesini seçer gibi seçti. Sen dedi işte büyüyeceksin dedi. Dedi bu aileyi dedi sen koruyacaksın dedi. Bu aile dedi senin himayen altında olacak dedi. Evin dedi patronu ben olacağım. Dışarıda dedi patron sen olacaksın dedi bana. 10 yaşımdan sonra sürekli ben bu süslü lafları duyarak büyüdüm, tamam. Ama biliyordum ben, bak farkındaydım da yani. Ben bu hayata, bu dünyaya ait bir adam değilim. Ölümlerle büyüdüm. Böyle silahlarla,
cinayetlerle büyüdüm, düşmanlarla büyüdüm. Tamam, böyle kimi sevdiysem hayatım boyunca hepsi hayatımdan teker teker çıkıp gittiler. Ve bundan da korktum ben. Çocukluğumu yaşamaya korktum. Sevmeye korktum. Sevilmeye korktum. Korktum. Bak, aşık olmaya... Aşık olmaya bile korktum. Öyle söyleyeyim sana ya. Ta ki Devin'le kadar ama. Bak Devin... Bir şey oldu böyle oraya... Ona gelene kadar ona bir şey yapamadım, engel olamadım Devin'e. Çünkü Devin herkesten çok, her şeyden çok farklı bir kızdı. Engel olmak istedim. Ama... Yani yapabilir miydim bilmiyorum. Olmadı. Olduramadım eğer. Çünkü olsaydı bak şu anda mesela o kız... Şu anda hastanede canıyla cebelleşmiyor olurdu. Bak o kız benim yüzüm. Ha, anası, kız kardeşi kalkıp yani hastanenin kapısını... De... Bir dakika. Lütfen, hiç önemli değil. Lütfen. Neden? Ben çünkü sevdim bu kızı. Aşık oldum bu kıza. Aşık oldum. Bak bunlar başına geldik bu kız. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Daha da çok korkuyorum şimdi. Ya ben daha da çok korkmaya başladım. Çünkü ben yarın öbür gün baba olacağım. Ya Allah nasip ederse. Ben baba olacağım. İki gündür ben kendimi öldürmeye çalışıyorum. Benim çocuk sahibi olacağım ben yarın öbür gün. Çocuğum dünyaya gelecek. Daha çok korkmaya başladım. Devini kaybetmekten çok korkmaya başladım yani. Devini kaybetmedik kelimesi bile ben ölümden beter yani. Ya yanlış hayatı doğru yaşayamazsın. Benim hayatım hep eksiydi, hep yanlıştı. Soru işareti gibi böyle beli bükük bir hayat yaşadım. Onu ben doğrultmaya çalıştım doktor. Orada sıkıntı var zaten. Ama benim çocuğumun bu yanlış hayatın içine düşmesinden de korkuyorum. Korkuyorum. Korkuyorum da korkuyorum tabii. İt gibi korkuyorum tabii. Şimdi nasıl hissediyorsunuz Aslan Bey? Vallahi çok iyi ya. Harbi söylüyorum, çok iyi ya. Kim? Ne oldu Eko? Müsait misin? Bir konuşabilir miyiz ya ben? Gel. Gel Ekrem. Ha söyle, dinliyorum. Abi hani sormuştun ya, yılbaşı mekanının yerini bunlar nereden buldu? Mekanı kim ötmüş diye. Buldun mu? Buldum abi. Mekanın yerini öten... Alo? Alo? Benden istediğiniz video hazır hanım. Tamam. Emrin Nurhan'ım.
Abi. Abi ben sana bir şey söylemem lazım. Daha önceden söylemem gereken bir şey aslında. Ben seni çok seviyorum abi. Biliyorsun değil mi onu? Ya eyvallah biliyoruz onu. Sen ne söyleyeceksin onu söyle bana bakayım. Daha önceden söylemem lazım abi. Kaldır kafanı kaldır. Bak bakayım ona. Oğlum sen söyleyemiyorsan ben sana söyleyeyim. Baba oluyorsun Ekrem. Kim söyledi abi Murat? Ya sen şimdi bırak kimini mimini falan vesaire. Ben biliyorum zaten. Sen bunu söylemeye gelmedin mi? Bunu söylemeye geldim abi. Bir de... Tamam bir de sen bu Ali'yi ben satmadım demeye gelmedin mi? Ben gammazlamadım demeye gelmedin mi? Çünkü düşündün, taşındın, dedin ki benim hamile bir karım var. Şimdi bunu bunlardan sakladım falan vesaire. Dedin ki otomatik olarak bunlar benden şüphelenmiş olabilirler falan diye. Senin için içini yedi değil mi? Ben seni satmam abi. Ya. Vallahi sen benim öz abimsin. Devi yenge benim öz ablam. Siz benim öz ailemsiniz abi. Ben size hainlik yapmam. Ölürüm yine yapmam vallahi. Biliyorum kardeşim beni biliyorum. Biliyorum yapmazsın. Kalk lan ya. Kalk. Biliyorum. Ya. Biliyorum kardeşim beni. Ulan bana bak. Baba oluyoruz aynı anda ha. Farkında mısın? Ha? Tamam dayıcım, biz sonra gelelim o zaman. Gel gel. Gel Turgut. Gel geçin geç. Gel sen de İskoç. Abi kaç gündür gözüme uyku girmedi. Vallahi Hülya ne de bizi böyle bir üçümüzü... Oğlum bak otur sen de buraya. Otur. Benim anam ne yapsın? Anladın mı? Şöyle düşünün mevzuyu. Ailece tehdit alıyorsun. Senin hamile bir karın var. Sen ananla tehdit edilmişsin. Sen karınla, çocuklarınla tehdit edilmişsin. Bak şimdi şöyle söyleyeceğim size. Buranın dışında bu kimin başına gelsin %99.9 satardı. Ya benim anam ne yapsın? Aklına bundan başka bir şey gelmez. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Peki sen ne düşündün dayıcığım? He. Bak bir... Bak bir saniye. Bir saniye. Kesinlikle, kesinlikle adımı koyarım. Satmak diye bir şey yok. Burada böyle bir şey yok. Siz benim kardeşimsiniz. Aslanım benim. İşte bu. Dolduk dayıcım. Vallahi çok dolduk dayıcım bize. Siz benim kardeşimsiniz. Siz benim kardeşimsiniz. Ya Eko, vallahi bak kusura bakma. Dün ben öyle demek istememiştim sana. Bir an ne bileyim işte ya. Kusura bakma ya. Sen de kusura bakma abi ya vallahi. Benim de başıma geldi. Öyle bir şeyden oldu. Ağlayın lan ağlayın. Sizi duygusal ayılar. Bak bak zaten bu güp güzel suratlarına bir de ağlayınca tam şeker gibi bir hale dönüyorsunuz. Ağlayın lan boşaltın kendinizi tamam. Ağlamak iyidir. Hatta bak şöyle bir şey yapayım. Benim terapistim Neslihan Hanım var. Güzel de bir terapiste gidin. 10 numara 5 yıldız sizi tamir etsin kardeşim. Yok. Yok abi şimdi. Terapi. Yok dayıcım yok. Bak benim sana saygım sonsuz ama yani. Benim DNA'm oymaz onlar ya. Sağ ol. Ulan ulan var ya. Peki aslanım. Sence ailenin yerini kim verdi İlyas'a? Kim sattı aileyi? Sen hangi yüzle arıyorsun beni ha? Canına mı sadın sen? Selam'ı işitmek varken sesini duymak bana hicap veriyor. Ama kader işte. Görecek günüm varmış. O şerefsiz oğluna söyle.
Sizin ne okunacak selanız ne de yatacak mezarınız olacak. İkinizi de ellerimle kurda kuşa yem edeceğim. Kurdu yemlerken sen yem olmuyorsun. Aslanı da kurtaramaz artık seni. Bıraksın karamın yakasını. Yoksa bu cesareti onun sonu olacak. Ana var senin gibi it doğurur. Ana var benim gibi yiğit doğurur. Sen dur. Dur bakalım kim kimin sonunu getiriyor. Göreceksin. Tek düşmanınız koruzadeler değil. Ana ol, içinizdeki düşmanı arayın önce. Ne diyorsun sen be? İlyas'a yerinizi kim söyledi? Merak etmiyor musun? Söyle, söyle bakayım. Kim söylemiş, söyle. Bu sana yaptığım son iyilik olacak. Helallik de isteme. Gönderdiğim videoyu izle bakalım. Gözün yuvasında mı uğrayacak? Neye bakıyorsun sen öyle? Bir şey değil. Ceylan bir şey göndermiş de ona bakıyorum. Aşağı bir ineyim. Görüşürüz sonra. Çaylar geldi. Dayıcığım kaç gündür bir şey yemiyor mu? Şöyle bir sıcak çay geçsin dedim. Buyur. Hoş geldin. Vallahi pek hoş gelmedim. Ne oldu? İçimizdeki haini. Tam öğrenecektik yani, çocuk söyleyecekti. Vurdular. Yani onlar içlerindeki haini bizden daha önce buldular. O yüzden öğrenemedik. Ben öğrendim. Hoş geldin oğlum. İki evladımı da toprağa verdim ben. Şimdi seni buldum. Sen ne yaparsan yap, seni yüreğime gömemem. Hele bir süre geçsin. Sen daha iyi anlayacaksın babasızlığın zorluğunu. Sen ne anlatıyorsun ihtiyar? Neyi anlayacağım? Ben daha çocukken ezberledim babasızlığı. Boşa nefesini yorma sen. Abim, aslanla onunla konuşmuyor. Onları öldürsen aslanı satmaz. Sizin işiniz var belli ki. Hadi size kolay gelsin. Eyvallah ihtiyar. Bedri. Kalsaydı anam yemek yapmış, beraber yerdik. Eyvallah. Anam yalnız bu gece evde. Onu bir başına koyamam. Islak onlar yok mu? Nerede onlar? Şile'ye gittiler limana. Ailecek birlikte girecekler yeni yıla. Hadi selametle. Yerimizi söyleyen Bedri'ymiş. Ne yapacağız oğlum? Gerekeni yapacağız. Mı lan? Ne oğlum? Sen ne namussuz bir herif çıktın lan? Bırak. Bırak lan. Ben senin oğlunum öyle mi? Lan beni buraya getirirken kafama kara çuval geçirdiler. Baba oğluna güvenmez mi? Bak ben sana güvendim ha. Ben sana güvendim. Sen ne yaptın? Gittin hamile kadını vurdurdun. Katliam yapmaya kalktın lan, katliam bak. Bu elleri görüyor musun? Sen benim elime kan bulaştırdın İlyas. Bedri yavaş. Neyin yavaşı lan? Neyin yavaşı?
Ulan iki kelime çıktı ağzımdan. Şile'ye gittiler dedim. Ağzımdan cımbızla aldın o iki tane lafı. Gittin elime kan bulaştırdın benim. Bu mu lan babalık? Babalık bu mu? Bağırma! Sen ne konuştuğunu farkında mısın? Onlar önce benim oğlumu aldılar, sonra da kızımı. İkisi de senin kardeşindi. Ben mi seçtim lan? Ben mi seçtim? İnsan ailesini seçemiyor Karayılyaz. Serap da seçemedi. Bak onu soykanlar öldürmedi ha. Serap'ı sen öldürdün. Senden baba maba olmaz çünkü. Lafını bil de konuş. Bunu söylemeye mi geldin? Hayır. Sana ihanet etmeye geldim. Var mı bir diyeceğin? Var! Senin aklın gitmiş, aklın! Sen önce kim kime ne etmiş onun muhasebesini yap. Ondan sonra karar ver. İhanet nedir, ne değildir? Ben sana diyeceğimi dedim. Ben senin karşındayım Karayılyaz. Nereye gidiyorsun? Heh. Eceline mi? Aslan bunu bilmeyecek mi? Senin ağzından lafa aldığımı öğrenmeyecek mi? Bunu öğrenince ne yapacağını sanıyorsun? Öldürecek seni! Alın götürün bunu içeriye. Çekil lan! Çekil lan! Lan bırak! Lan gebertirim lan sizi! Vallahi gebertirim bak! Bırak lan! Gir lan! Izdırabını! Buraya kadarmış yeyerek. Konuşmayacak mısın? Ölürken de susacağım mı? Söylemeyeceğim bir şey. Vur abi. Öbür tarafa yolla. Karına selam söylerim. Hazırlıklar tamam abim. Çıkabiliriz. Güzel. Bedri'yi alın getirin. Hadi ben önümüze geçiyorum. Salih abi. Abi çocuk kaçmış. Ne? Parmaklığı nasıl sökmüş anlamadım abi. Su vermeye girdiğimde gördüm. Soykanları yok mu? Nerede onlar? Şile'ye gittiler limana. Ailecek birlikte girecekler yeni yıla. Hadi selametle. Aslan. Bedri bunu düşünemezdi. Bak sen de görüyorsun ağzından zorla laf almış oldu. Dayıcığım her şey tamam. Bonozlar bizim balıkçıda hazır. Sen istediğin zaman çıkabilirsin. Aslan. Aslan ne olur bak.
Anlamadan, dinlemeden konuşmadan böyle... Gözünü karartırsan benim dünyamı karartırsın. Ne yapacaksın oğlum? Oğlun ölecek hala. Nedret, Bedri nerede? Onu bulmam lazım. Konuştun mu hiç? Soysuz. Her şey senin yüzünden. Hesap sormayı bırak. Bedri'yi bulmam lazım. Aslan bir şey yapabilir çocuğa. Geç kaldım. Aslan oğlumu öldürecek senin yüzünden. Hasan'dan çıktı gitti. Bedri'nin peşine gidiyor. Nereye gidiyor? Bedri nerede? Bilmiyorum. Tonoz dedi, bizim balıkçı dedi, bilmiyorum. Ha, balıkçı mı? Tamam, tamam, tamam. Ben biliyorum orayı. İlyas, kurtar oğlumuzu. Hemen dön. Bedri'yi almaya gidiyoruz. Yapma abim. Geri dönersek geç kalacağız. Salih, karışma. Bedir burada abi. Hadi yürüyün. Bedri. Oğlum neden geldin buraya? Bilmir misin aslanın seni neden çağırdığını? Biliyor İlyas. Biliyor. Kardeş, kolay gelsin. Senin bir telefonunu kullanabilir miyim ya? Benim şarjım bitti, eyvallah. Kral İlyas'ın yerini buldum. Seni arayacaktım da bir odaya kapattılar burada, beni arayamadın. Senin beni öldürmenden korkuyor, ondan tuttu beni. Kaçar kaçmaz seni aradım. Şimdi bak, sana son kere soruyorum. Ona göre cevap ver. Sen İlyas'ın yanında mısın? Yoksa benim yanımda mısın? Sonuna kadar seninleyim kral. Seni öldürmemden korkuyor dedin bana, değil mi? Aynen. O zaman ben de seni öldürürüm Bedri. Aslan. Ne olur kıyma. Dur, dur, dur. Sakin ol, dur. Dur, sakin ol. Oğlun ölecek. Ama İlyas bunu böyle bilecek. Ne? İlyas efendi benim Bedri'yi öldüreceğime inanmış. Öyle biliyor. O şimdi sana birazdan telefon açar. Ona diyeceksin ki İlyas'a. He diyeceksin, aslan Bedri'yi öldürecek. İlyas, kurtar oğlumuzu.
Oğlunun başına bir şey gelmeyecek ya. Bak Bedri bana emanet. Tamam mı? Sen babana tuzak mı kurdun? Pusu! Vedalaşacak mısın? Ben sana ne yanlış yaptım da bana bunu yaptın oğlum? Bin kere söyledim, bin kere anlamadın. Ben senin oğlun değilim. Babalık böyle bir şey değil. Sen benim oğlumsun. Benim oğlumsun. Ya da geç. Sen de bunu anlayacaksın. Bedri, gel kardeşim. Sen benim hamile karımı vurdurdun İlyas. Sen var ya sen. Sen dünyada gördüğüm en kalleş adamsın sen. Ulan senin evine geldim. Sana bir mermi verdim senin eline. Dedim ki bu odadan helalleşmeden dışarı çıkmayalım dedim. Babamın günahını ödemeye geldim dedim sana, değil mi? Seni hayatının icmali babanın günahını sadakasına yetmez. İçim rahat değil biliyor musun? Ha? Senin bütün öldürdün ama içim rahat değil. Asıl sizin alayınızın canı benim karımla doğacak çocuğumun tırnağının sadakası etmez İlyas.
kardeş. Yağmur. Enişte. Ablam. Dilin. Çok özür dilerim. Senden çok özür dilerim. Yapamadım yani, hiçbir şeye engel olamadım. Kimseyi koruyamadım. Sizi koruyamadım. Şişt Aslan. Tamam. Özür dileme sakın. Senin hiçbir suçun yok sevgilim. Bak iyiyiz, buradayız. Seninleyiz. Yanındayız sevgilim. Sen çok haklıydın biliyor musun? Çok korktum yani, anladın mı? Ama ölmekten değil ha. Seni kaybetmekten çok korktum, tamam mı? Ama artık korkacak bir şey kalmadı. İlyas. İlyas yok. İlyas artık yok. Sen de, ben de, bizim doğacak çocuğumuz da bundan sonra rahatız. Tamam mı? Anne karnındayken okunan kitaplar çocuğa iyi gelir diyorlardı. Hepsini okudun mu bunların? Ha böyle gizin gizin nasıl özlemiş? Ulan nasıl özlemişim ben?
Ben nasıl özlemişim seni bu gülen yüzü. Ya bana bak bana. Şişt. Nasıl özlemişim bu? Canım bir tanem benim. Bir tanemsin sen benim. Hep gülsün böyle yüzün. Hep güleceğiz seninle. Sen, ben. Doğacaksın yüzümüz. Bundan sonra kendi hayatlarımızda kendi hikayemizi yazacağız. Ben geldim ana. Ben geldim. Sen... Dur. Ölürken de susacağım mı? Söylemeyeceğim bir şey. Vur abi. Öbür tarafa yolla. Karına selam söylerim. Bak böyle abi. Dedin ya ortak yönümüz çok diye. Serap abla da öyle. O bulmuş beni çöpten. Getirmiş mahalleye. Hakkı çoktur yani üstümde. İnsan şanssız olacak biraz abi ben. Yani benim mesela bir ailem olsaydı belki böyle çeyrek kalmazdım. Çek dedi abi. Çek dediği vur. Sen iyi adamsın Çelik. Kedi seviyorsun bir defa. Kedi seven adamdan zarar gelmez. Ama bu dünya kötülerin dünyası. Kötü bir dünya. Kötü olmayı becermen lazım. Ben beceremedim. Hele İlyas'ın yanında. Kötü olmazsan barınamazsın. Bak Serap ablana. O da barınamadı. Çekti gitti. Serap ablan seni çöpten bulmuş. Hayatını kurtarmış. Ben de onun ruhuna senin canını bağışlayacağım. Ama söz vereceksin. İyi kalacaksın Çeyrek. İyi. Tamam mı? O çöplüğe bir daha geri dönmeyeceksin. Söz ver bana. Söz ver. Söz abi. Sana söz. Senin suratını bir daha görmeyeceğim. Tamam mı? Bas. Sonra üzüm bağlarının içerisinde uçsuz bucaksız kendi restoranımız olacak. Konuşmuştuk ya sen hatta ismini de bulmuştun. Neydi onun ismi? Bir aile restoranı. Ha, bir aile restoranı. Üzüm bağlarının içerisinde gün batımına karşı. O Urla'da Urla'nın en kral ananaslı pizzasını da yaptıracağım. Yapacak bir şey yok. Ananaslı pizza. Ama İtalyanlar bu işe bozulacak. Neyse gelen bir İtalyan olursa onu da kapıdan geri çeviririz. Yapacak bir şey yok. Görmesinler. Sil gözünü yaşın ana. Ben varım.
Benim bir babam vardı. Onu da aslan soykan aldı. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Şimdi sana söz. Ben de aslan soykanın canını alacağım.